Hande, ne olduğunu söyleyemeyecek misin? Nereye kayboldun, neden kaçıyordun? Hande, birisi bir şey mi yaptı, bir şey mi söyledi? Hande, bir şey söylemeyecek misin? Ne oluyor Hande, ne oluyor? Ben anne değilim. Dur, Hande dur, ne yapıyorsun? Hande! Hande, ne yapıyorsun? Hande! Başka bir şey düşünmedim. Yalan söylerken böyle olacağını bilmiyordum. Düşünmedim hiç. Düşünmüyor ki insan. Sadece hayatta kalmak istedim. Peki kızım. Yaptığım şeyin çok kötü olduğunu farkındayım. Suçum neyse cezasını da çekerim ama şu anda sadece annemi düşünüyorum. Annemi bulacak mısınız? Ne olur annemi bulun, kurtarın onu. Adı neydi annenin? Şermin Şimşek. Hoş geldiniz Genco Bey. Şule teyze. Şule teyze. Hoş geldin Genco. Hande nerede? Konuşsana evladım. Kızım niye yanında değil? Hande nerede? Ya nerede Hande? Hande yok. Kayboldu. Şule teyze, ben gerçekten çok özür dilerim. Bana emanet etmiştiniz biliyorum. Ama birden ortadan kayboldu işte. Ben de belki buraya gelmiştir diye. Bir dakika. Baştan anlatır mısın? Nasıl kayboldu? Nereye gitti? Sultanahmet'e gitmek istedi. Ben de götürdüm. Gittiğimizde ortadan kayboldu. Sonra buldum ben de. Berbat bir haldeydi, çok panikti. Ne olduğunu sordum, nasıl olduğunu sordum. Hiçbir şey söylemedi bana. Sadece buradan gidelim dedi. Sonra arabaya bindik işte, inip gitti. Hem de akan trafiğin ortasında. Nasıl ya? Bir de arabadan inmeden önce ben Hande değilim dedi. Ne dedi? Ah, anne! Şule teyze, ben gerçekten çok üzgünüm. Nasıl olduğunu anlamadım, ne yapacağımı bilemedim ben. Ama onu bulacağız, göreceksiniz. Bu acıyı bir daha yaşamayacağız. Serkan evde mi? Polise gidelim. Şule teyze. Anne. Hayır.
komiser her şeyi anlattı telefonla. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzülme. Zaten bekliyordum ben böyle bir şey. Buyurun. Amirim sizi bekliyor. Julian'ın çalışma odasında kapıyı da kapamış. Çaldım ama cevap vermedi. Yok, bu böyle olmaz. Ben Serkan'ı arayacağım. Onu hafızacağını bilir. Nereye gider bu kız ya? Merhaba Ekrem Bey. Merhaba. Serkan Kurdoğlu ben. Hande'nin abisiyim. Buyurun. Pardon. Kardeşimin dosyasını incelediniz sanıyorum. Başına gelenleri, hafızasıyla, psikolojisiyle ilgili sıkıntıları biliyorsunuz. Size haber verme nedenim buydu zaten. Öyleyse? Ancak yine de... Bakın şöyle açıklayayım. Kardeşimin yaşadıklarından sonra böyle davranması çok rastlanan bir durummuş. Yani Hande gibi çok ağır şeyler yaşayan insanlar bundan kurtulmak için olmayan birini yaratabiliyorlar. Ben aslında şu daha açıklayıcı olacak sanırım sizin için de. Nedir bu? Hande Almanya'dan geldikten sonra annemden ve Hande'den kan örnekleri alınmıştı DNA için. Bu da onun sonuçları. Bakın orada göreceksiniz. Sonuçlar birbiriyle eşleşiyor. İmkansız, öyle bir şey olamaz. Sen benim kardeşimsin Hande. Hande Kurdoğlu'sun. Biz zaten emindik bundan. Ama bak bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu. Merak etme, her şey yoluna girecek. Sen hiç düşünme bunları. Affedersiniz. Annem arıyor, merak etti tabii. Efendim anneciğim? Oğlum. Neler oldu biliyor musun? Biliyorum, biliyorum anne. Hande'yi merak ediyorsunuz. Ben sana söylemedim, kusura bakma, benimle birlikte. Seninle mi? Merak etme, getireceğim birazdan kızın eve. Sana bir de sürprizimiz var. Hoşça kal anneciğim. Yok, açmıyor. Ben daha fazla duramayacağım. Şüre teyze. Gitmene gerek yok. Gerek yok mu? Evet. Hande abisiyle birlikteymiş. Serkan'la. Nasıl? Anam bu ne lan, her tarafım ağrıyor lan.
Ulan açılsana lan. Senin telefon gibi Allah belanı versin. Ah. Ah. Oo, Ferdan'ım var. Ben senin kardeşin değilim. O test yanlış. Öyle bir şey yok. Bir yanlışlık olmuş. Ben ne dediğimin farkındayım, ne yaptığımın farkındayım. Ben Hande değilim ben. Polise de söyledim. Hasta da değilim ben. Kardeşin değilim ya. Özür dilerim, hata yaptım biliyorum. Hata yaptım yani, özür dilerim. Ama kardeşin değilim ben, Hande değilim yani. Hande değilim ben. Duyuyor musun beni? Bir tepki ver. Hande değilim diyorum. Duyuyor musun beni? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaşlasana, ne yapıyorsun? Şermin Hanım. Polise ben haber verdim. Kızımın yerini biliyordun değil mi? Kadındır. Beni anlar dedim. Gelip sana yalvardım. Babasının gözünü kan bürüdü. Kızımı bulma dedim. Sen ne yaptın? Bize tuzak kurdun. Hiç nedenini falan soracak değilim. Çünkü vereceğin hiçbir cevap içimi soğutmaz. Ama madem kızımı yerini biliyorsun, senden yine aynı şeyi istemek zorundayım. Bu sefer lafımı dinle. Kızımı rahat bırak. Bütün bu gördüklerinden sonra içinde eğer birazcık insanlık kaldıysa, kızımı rahat bırak. Bak, onun sebebi olursun. Babasıyla, abisiyle birlikte onun katili olursun. Kızım neredeyse bırak orada kalsın. Bizden uzakta mutlu olsun. Biz ona ölümden başka bir şey getirmeyiz. Bırak Zehra'm yaşasın. Şermin Hanım, bir dakika. Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Çok önceden yapmam gerekeni. Ben bir anne olarak üzerime düşeni yapacağım. Sen de bir kadın olarak doğruyu yapacaksın. Annemle beni tanıdığını söyleyen sen. Ben Hande'yim diyen de sen. Ki zaten öylesin. Yasal olarak da kabul edildi bu. Senin için çok zor, farkındayım. Hiçbirimiz başına neler geldiğini bilmiyoruz.
Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Eğer hafızan yerinde olsaydı sen bize anlatırdın belki ama ne yazık ki değil. Yani başına neler geldiğini hiçbirimiz bilemeyeceğiz. Ama bundan sonra başına gelecekleri hepimiz bileceğiz. Değil mi kardeşim? Hı? Annemiz seni çok merak etmiş olmalı. Yazık, yaptıklarımı duyup üzülmesin. Duyarsa çok üzülür biliyorsun değil mi? Sen annemizi üzmeyeceksin. Biz de ailecek, mutlu bir şekilde yaşayacağız. Değil mi? Geldiler. Hoş geldiniz. Paltonuzu alayım. Ceren, bak böyle çok soru sorup da bunaltma kızı, tamam mı? Annem. Bir tanem. Kızım. Ben öldüm, öldüm, dirildim. Senin rengin solmuş. Kıyamam sana. Gel canım benim. Gel. Gel otur şöyle gel. Gel canım benim. Gel bir tanem. Hande'cim. Yani hepimiz çok merak ettik seni. Hele yani Genco öyle arabadan kaçtı gitti deyince yine kayboldu sandık. Hatta annem harap oldu. Bak korkacak bir şey yokmuşuz. Evet, kafası karışmış sadece biraz. Eğer sana bir şey olsaydı, bulamasaydık seni kendime asla affetmezdim. Peki ne oldu Hande? Neden kaçtın? Neden korkmuştun o kadar? Bir an kim olduğunu, nerede olduğunu anlayamamış. Korkmuş tabii doğal olarak. Korkmuş. Yani insan korksa arkadaşının yanından kaçıp arabaların üstüne atlamaz herhalde değil mi? Yani ailesinin yanına gitmek ister. Sen öyle yaparsın Ceren'cim. Hande'den normal bir insanın vereceği tepkilerini beklemek saçma olur. Sırf o yüzden değil gibiydi. Başka bir şey vardı. Bakın size ne olduğunu söyleyeyim. Ondan hiçbir şey olmamış gibi davranmasını bekliyoruz. Çok fazla üstüne gidiyoruz. Ama 7 yıl geçti aradan.
bizden uzaktayken yaşadıklarını unutup kendini bulması için ona biraz zaman vermemiz lazım. Ya anne. Efendim. Sana bir sürprizim var demiştim ya. Al bakalım. Bu? DNA sonucu. Sanki bir anne kızını tanımayacakmış gibi bu kadar şeyle uğraştırdılar bize. Formalite tabii ama bitti artık. Teşekkür ederim. Annenin sana göstermek istediği bir şey daha var. Hadi. Biz sevinirsin diye verdik. Sen ağlıyorsun ama anne. Bu sevinç gözyaşları. Biliyorum ama bir tuhaf oldum. Bu bir kağıt parçası. Ama bu artık benim acılarımın son bulduğu bir kanıt. Bu diyor ki sen artık sadece sevinç gözyaşları dökeceksin. Biz zaten kızımla birbirimize bunu kanıtladık değil mi? Buna ihtiyacımız yok. O hiçbir şey hatırlamasını beni görünce tanıdı. Ben de onu ilk gördüğüm an emindim. Bu kalp hiçbir şey unutmaz. Benim içinde yaşatıyorsa hiç unutmaz. Annem, kızım. Yani anne, bugün az daha kayboluyordu anne. Bu arada sen nasıl buldun anneyi? Polis aradı. Polis mi? Evet Ceren, polis. Allah Allah. Hani hemen nasıl bulmuş kendi? Ya gide bir soru sorup durma. Görmüyor musun halini zaten? Çok yorgun. Lütfen. Evet annem haklı. Hadi bakalım artık. Hande de dinlensin biraz. Çok yoruldu. Hadi kızım git dinlen sen biraz. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Evet canım, sen de bugün çok korktun. Genco, bu olanlarla ilgili kendini çok suçlama, tamam mı? Hande'nin bu ara biraz kafası karışık. Alışacağız biz de buna. Tabii elimizden geldiğince hata yapmamaya çalışacağız. Ama sırf bizim yardımımız yetmez. Biliyorsunuz değil mi? Ne demek o? Psikoloğa gitmesi gerek. Hem de hemen. Evet, evet. Ben de katılıyorum sana. Hatta belki hafızası bile yerine gelebilir bu sayede. Ben bu konuda doktorlarla görüşürüm. En iyisi kimse bulurum onun için.
Peki, sağ ol. Yarın sana haber veririm. İyi geceler. İyi geceler. Ben anne değilim. Dur! Anne dur! Ne yapıyorsun? Anne! Sana bir şey oldu orada. Ne gördün? Neden korktun öyle? Nasıl oldu bu? Ne dönüyor burada? Sana ne oldu Hande? Ne geldi başına? Kadir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Neredesin Kadir? Sena. Kadir. Aç şunu ya. Allah. Zehra. İyi misin? İyi misin? Ha? Yalancı. Ne oldu şimdi ya? Ya tamam dur. Şşş. Zehra. Bak buna bak. Pisliksin, pislik. Gelmedin yine, tek başıma bıraktım beni. Aptalım çünkü sana inanıyorum ben. Aptal olduğum için inanıyorum sana. Ya bir dur ya. Bir sakin ol. Benim başıma neler geldi sen biliyor musun? Dinlemeyeceğim. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Yalan söyleyeceksin yine bana. Tamam, bana inanmıyorsan şu yüzümün gözümün haline bak. He? Ya benim başıma neler geldi? Sen biliyor musun sen gelmediğini? Biliyor musun sen? Tamam, duracaklar şimdi, sakin ol. Duracağım, sakin ol. Delireceğim ben burada. Delireceğim, anlıyor musun beni? Delireceğim. Şşş. Allah Allah. Bir dakika. Test yaptılar bana. Ne yaptılar? DNA testi yaptılar. Hande çıktım ben. Bir şey oluyor, bir şey dönüyor burada. Anlıyor musun? Ben Hande değilim diyorum. Bana herkes Hande'sin diyor. Hande'ymişim ben, öyleymişim. Herkes. Polise gittim, anlattım her şeyi. Polise gittin. Kafayı mı yedin sen? Ha? Kafayı mı yedin? Ha, içeri mi girmek istiyorsun? Ne anlattın onlara? Annem için gittim, annem için. Mesaj geldi bana. Sen sandım Sultanahmet'e git dedi. Sen oradasın diye gittim. Annem çıktı karşıma sonra. Abimle babam geldi. Kaçtım oradan. Annem tek başına kaldı. Bir şey olacak kadına. Bir şey yapacaklar. Mesaj mı? Ne mesajı ya? İşte ben de onu diyorum. Ne mesajı bu? Kim attı o mesajı? Ne oluyor? Bir şey dönüyor burada. Bir şey dönüyor. Anlamıyorum. Ana. Hala? Halacığım? Nur. Ha. Ne oldu? Ağlıyor musun sen? Ağlıyorsun işte, ağlıyorsun. Yoksa defterini bulamadın diye mi ağlıyorsun? Ne defteri? Günlüğün hala, günlüğün. Hani parkenin altına saklamışsın ya, unuttun mu? Ben de o. Şey, benim normalde buraya girmem yasaktı. Ama ben girdim işte.
sakladığın yerde defterini bulup aldım. Kızmadın değil mi? Eğer kimseye söylemeyeceğine söz verirsen ben de sana defterini geri getiririm. Tamam, git getir. Ama ilk önce söz ver babama söylemeyeceğine. Söz. Tamam o zaman. Tamam dur. Tamam dur. Ya. İyi mi? Nasıl kalayım ben burada? Nasıl kalacağım burada? Görmüyor musun? Ne demek nasıl kalacağım burada? Otur bakayım şuraya. Ne demek kalamam burada ya? Kalmalısın ama işte. Sen beni dinlemiyor musun? Hı? Burada bir şeyler oluyor diyorum. Duymuyor musun beni sen? Annem diyorum, annemi kurtarmam lazım diyorum. Ya bak burada ne dönüyorsa dönüyor. Ama şu an burada kalmam belli ki onların işine geliyor. Hem şu an senin için en güvenli yer burası. Anladın mı? Hem ki sen nereye gideceksin? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz bana bir söyle. Annenin yerini biliyor muyuz? Nasıl bulacağız onu? Ama yani ben... Ya aması falan yok bunun. Ne aması? Senin için en güvenli yer burası ya. Burada kalman lazım. Hem annen için kalmalısın, anlamıyor musun? Hem sen burada kal ki benim kafam rahat etsin. Rahat rahat anneni bulabileyim. Değil mi? Bulabilecek misin annem? Ya bulacağım söz. Gerçekten bulacağım. Bak sen burada rahat rahat kal. Benim kafam da rahat etsin. Ne olduğunu ne bittiğini araştırayım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Anladın? Tamam. Güzel gözlüm. Şu telefon diyordun, mesaj geldi diyordun ya. O numarayı versene bana. Ben yeni numaramı alır almaz sana mesaj atarım, tamam mı? Hı. Bir kalem kağıt ver bana. Fışar. Telefonun da sessizliği olsun. Ne olur ne olmaz. Hem bak. Güzel gözlüm. Bir tanem. Bak birkaç gün daha. Birkaç gün daha sabret. Her şey yoluna gelecek, tamam mı? Merak etme. Birkaç gün daha sadece. Anlaştık. Gel bakayım buraya. Dikkat et. Tamam, tamam. Kapat sen orayı. Tamam. Daha dikkat et. Kapat, kapat. Bir şey olmaz. Hande değilim ben. Duyuyor musun beni? Bir tepki ver. Hande değilim diyorum. Duyuyor musun beni? Oğlum. Bana dünyaları verdin. Teşekkür ederim. Serkan, yalnız şey, Genco bir şeyler söyledi. Ben Hande değilim bir şey. Hayır, hayır anneciğim, yok öyle bir şey. Biraz kafası karışmış. Zaten bir şey hatırlamıyor hala. Peki nereye gitmiş? Polis nerede bulmuş onu? Anneciğim, bunların hiçbir önemi yok artık. Sen bunları düşünme, tamam mı? Bitti. Bitti. Yani... O benim, ben de benim kızım değil mi? Gerçekten bitti. Benim annem o. Bitsin ne olur. Evet anneciğim. O senin annen. Ve hep böyle kalacak. Artık bunu kimse değiştiremez.
Ablacığım, söz verdim unutma. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam. İkimizin arasında bir sır. Ne yazmışsın? Beraber okuyalım mı? Mine? Aa, ne işin var senin burada? Hiç. Halamla konuşuyoruz. Aa, bir de konuşuyorum diyor. Saat kaç, haberin var mı senin? Hadi git yatağına. Hadi. İyi geceler hala. İyi geceler kuzum. Sen Genco'ya Hande değilim ben demişsin. Niye böyle bir şey söyledin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen şimdi neden kaçıp gittiğini de bilmiyorsundur. Hı? Serkan. Abim. Söyledi ya. Nerede olduğunu bilememiş. Kim olduğunu şaşırmış dedi ya. Hmm. O zaman dua edelim de bir daha şaşırma bari. Yoksa böyle seni kaybedip kaybedip bulmakla geçecek ömrümüz ha? Mayıs 2010. Bugün az daha annem defterimi buluyordu. Kimsenin bulamayacağı bir yere saklamalıyım. Burada yazanları kimse hiçbir zaman okumamalı. 15 Eylül 2010. Dün okulun çatısına çıktım. Bıraksam kendimi şimdi dedim. Aşağıdaki beton zemine çakılsam. Sakladığım bu korkunç sır da benimle birlikte yok olup gitse. Son bulsa çektiğim bu acı. Sonra hayır dedim. O her şeyimi aldı benden. Ama ümidimi almasına asla izin vermeyeceğim. Ne geldi senin başına? Ne olursa olsun yaşamaya devam edeceğim. Duvarlarına yalanlar sinmiş bu evden kurtulacağım güne kadar dayanacağım. Evet, sırlarla, büyük suskunluklarla dolu bu ev. Sanki bir sesini çıkarıp bir şey dese, kağıttan kule gibi yerle bir olacak. Ve ben onun altında kalacağım. Beni kimse kurtaramayacak. İnsanın canını hep en çok güvendikleri yakıyor çünkü. En büyük yarayı hep en sevdikleri açıyor. En ummadıkların sana en büyük kötülüğü yapıyor. Thank you.
Aa, benim güzel kızım uyanmış mı? Nasıl? Güzel uyudun mu hayatım? Kalk bakalım. Seninle şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Bu çalan şarkı var ya, senin en sevdiğin şarkıydı. Bazen o kadar çok, o kadar çok dinlerdin ki bize bıkkınlık gelirdi. Hadi, hadi kalk bakalım. Hadi kalk miskin, kalk. Hadi. Evet. Yukarıda parti var herhalde. Uyandığımdan beri bu müziği çalıyorlar. Her şey hazır Şule Hanım. Teşekkür ederim Stika. Evet küçük hanım. Bakalım tahmin edecek misin ne yapacağımızı? Hadi. Krep. Hem de ikimizin gizli tarifiyle. Hadi başlayın yumurtaları kırmaya. Günaydın. Almanya'da olacaktım ki. Burada kendi memleketimde gavur elinde gibiyim. Mesaj geldi dedin ya, bir numaradan mesaj geldi dedim. O numarayı bana ver bakayım ben. Numaralar aynı. Zehra. Zehra Şimşek. Tanıyor musun bu kızı? Kimsin lan sen? Tanıyorsun değil mi? Neyin oluyor senin? Konuşmak istersen eğer şunu al. Mesaj geldi bana. Sen sandım Sultan Ahmet'e git dedi. Sen oradasın diye gittim. Annem çıktı karşıma sonra. Abimle babam geldi.
Mineciğim, beğendin mi krebi? Hı hı. Halan yaptı. Biliyor musun? Halan da çok severdi krep yemeği. Her sabah yapsak her sabah yerdi herhalde. Öyle mi hala? Hande'cim, bu akşam seni çok özel bir yere götüreceğiz. Bizim için anlamı çok büyük olan bir yer. Hele bu akşam senin orayı görecek olman bambaşka anlamlı kılacak. Boşuna kimseyi sıkıştırma, kimse bir şey söylemeyecek. Herkes tembihli. Yalnız anneciğim, oraya gitmeden önce psikoloğa gideceğiz. Genco aradı. Saat 2'ye randevu almış, hem de çok iyi bir doktordan. Sana da çok iyi gelecek anneciğim. İyi günler. İyi günler. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şu dışarıda kameralar sokan ne kadarını görüyor acaba? Hayırdır? Anneciğim, ben diyorum ki şu akşamki sürprizden önce sana bir çeki düzen verelim ha? Yani darılma ama yengen olarak bu halin çok içime sinmiyor. O yüzden şöyle birkaç ufak tefek dokunuşlarla müdahale edeceğim sana. Tamam? Hande Hanım. Hadi. Hoş geldin. Geçsene. Kendini nasıl hissediyorsun? Bilmem. Biraz senden bahsedildi bana. Hikayeni biliyorum. Bir hayli zor günler geçirmişsin. Çoğunu da hatırlamıyormuşsun zaten. Bak, şunu sakın unutma. Burada ne söylersen söyle, sadece ikimiz arasında kalacak. O yüzden bunu dilediğini anlatabilirsin. Anladın beni değil mi? Burada anlattıkların asla bu odadan dışarı çıkmayacak. Thank you.
Ben Hande Kurtoğlu değilim. Kimse bana inanmıyor. Ama değilim. Değilim. Peki. Sen kimsin? Abi, abi vallahi ben aramadım abi polisi. Yalan söyleme lan! Abi anam babamı görmek nasip olmasın ki ben aramadım abi. Al abi, al kontrol et abi telefonumu. Vallahi billahi ben aramadım polisi. Kesin otelden biridir. Bak, müşterilerden biri aramıştır abi. Vallahi ben aramadım abi. Lan, biz burada yokken benim karı biriyle falan görüştü mü hiç ha? Dilini yuttun lan! Konuşsana! Hatırlamıyorum abi. Her gün 100 kişi girip çıkıyor buraya. Bir daha düşün bakalım. Yani lobide biriyle görüşmüş ya da konuşmuş olsa kesin hatırlardım abi. Öyle bir şey de olmadı. Şey, kardeş bir telefon kullanabilir mi? Tabii abla, buyur. Sağ ol. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Telefon. Birine telefon etmişti abi. Kimi? Ne bileyim abi. Kimi ulan? Ne bileyim abi. Kimi ulan? Kimi? Bilmiyorum. Öyle bir şeydi abi. Ezgi, Ece mi? Öyle bir şeydi abi. Elif. Elif mi yoksa? Elif abi. Oydu abi. Oydu galiba. Oydu abi. Oydu. Elif Hanım. Elif Hanım. 2 dakika bir şey konuşabilir miyiz? Pılığını, pırtını topla. Beni bekle. Gideceğiz. Sen beni nereden tanıyorsun ya? Ha? Ne biliyorsun hakkımda? Önce sen söyle. Buraya geldiğine göre konuşmaya karar verdin demek. Kelime oyunu yapma kelime. Nereden buldun beni? O gün orada olacağımı nereden biliyordun da karşıma çıktın? Nasıl olacak? Zehra'nın yanında gördüm. Sonra da takip ettim. Zehra'nın yanında mı? Yoksa Hande mi demeliyim? Yardım edecek misin? Kızım. Şule Hanım, Ceren Hanım. Biraz sesinle konuşsak iyi olacak.
Size söylemem gereken şeyler var. Evet. Bana yardım edecek misin? Tabii ki. Ben zaten sana yardım etmek için buradayım. Ne kadar ağır şeyler yaşadığını anlıyorum. Bak Hande. Hande kim olduğunu unutturmuş kendine. Uzun süreli travmalardan sonra çok sık görülen bir durum bu. Asıl kimliğinden sanki bir başkası gibi söz ediyor. Çünkü Hande'yi hatırlamak ona acı veriyor. Bazen öyle şeyler yaşarız ki sonrasında kendimizi bir başkasıymış gibi düşünürüz. Böylece yaşadıklarımızı biz değil de bir başkası yaşıyormuş gibi hissederiz. Bu şartlarda kızınızın hiçbir şeyi hatırlamaması ve zaman zaman da kendi kimliğini reddetmesi aslında çok normal. Ama emin olun, zamanla ve gerekli bir tedaviyle her şey düzelecek. Peki hafızası da yerine gelir mi? Bilmem. Ama öncelikle bizim için önemli olan Hande'yi hatırlamasını, Hande Kurdoğlu olduğuna inanmasını sağlamak. Dur, dur, dur abi, dur. Bunu biraz daha yavaşlatabiliyor musun? Tabii ki. Hande'cim. Bunlar Hande'yi kaçıranlar olabilir. Belki onları görünce hatırladı bir şeyler. Demek ki ben kafamı çevirdim, onları gördüm. Hatırladı ve korkarak kaçtı. Arabadaki paniği, korkusu da bu yüzdendi. İyi de niye peşindeler? Ve orada olduğunu nereden biliyorlardı? Serkan, hayatı tehlikede olabilir mi? Ya evi de buldularsa? Sanmıyorum. Genco, sakin ol. Sakin. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Onları bulmalıyız. Eğer onları bulursak Hande'ye ne olduğunu öğreniriz. Bak, kesin bir şeyi öğrenmeden, ne olduğunu, ne bittiğini anlamadan etmeden bir kere kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Tamam mı? Özellikle de anneme. İkimizin arasında kalacak bu mesele. Anlaştık mı? Sen de bir şey öğrenirsen gelip bana söyleyeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam. Genco, tamam mı diyorum? Vay. Seni burada görme şerifini neye borçluyuz evlat? S-
Serkan'la konuşmam gereken şeyler vardı da baba. Akşam konusunda mı? Hı. Hande nasıl? Toparladın mı biraz? İyi, toparlayacak yavaş yavaş. Çok daha iyi olacak inşallah. Çok sıkıntı çektiniz ama geçti işte. Öyle. Hadi bir kahve ısmarla da içelim. Ah. Yani sen şimdi diyorsun ki ikimiz de aynı taraftayız diyorsun ha? Bilmem. Şu DNA meselesinden emin misin? Ya diyorum ya sana. Zehra da ben de bir iş çevirmiyoruz. Eğer bir iş çeviren varsa o evdekiler. Anladın? Bir de niye yapıyorlar bunu? Hande'ye ne oldu? Bak şimdi sen Zehra'nın bu iblis babasıyla abisini biliyorsun. Bundan sonra Zehra'yı onların önüne atmayacaksın. Tamam? Tamam. Tamam. O kadar da değil. Zehra da annesinin nerede olduğunu bilmeyecek. Eğer bilirse kendini ateşe atar. Gözü hiçbir şey görmez. Anlaştık. Diyelim ki bu evde olup bitenler var ya. Biz diyelim onları ortaya çıkardık mesela. Kaç para kazanırız bu işten? Ha? Bu adamları bir an önce bulmanı istiyorum senden Necati. Tamamdır Gence Bey. Siz bana görüntüleri verin. Ben bir araştırayım. Oldukça gizli olacaksın. Bu mesele gerçekten benim için çok önemli. Sadece ikimizi bileceğiz. Siz hiç merak etmeyin Gence Bey. En kısa zamanda bulurum ben bu adamları. Kimse de bilmez. Şimdi tam bir Hande Kurdoğlu oldun. Ay neydi o eski halin, bakımsız bakımsız. Yani insanı bakınca içi kararıyordu. Halacığım, gerçekten prensesler gibi oldun. Gerçekten prensesler gibi olmuşsun. Beğendin değil mi anneciğim? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Yani çok uğraştım ama değdi. Aa, o kadar uğraşacak ne varmış Ceren'ciğim? Onun her hali güzel. O öyle makyajsız sokağa çıkamayanlardan mı? Aa, bu iman bana mıydı anneciğim? Aşk olsun yani. Olur mu canım? Yani sen ihtiyacın olduğu için yapmıyorsun. Bakımlı olduğun için yapıyorsun. Sen ne yaptın peki? Hazırlıklar tamam mı? Her şey hazır. Kızımın ilk davetinde her şey kusursuz olsun istiyorum. Evet, zaten artık biz de hazırlanmaya başlayalım. Yoksa yani Hande'nin yanında sönük kalacağım. Ben odama gideyim. Olur kızım. Evet, bugün her şey mükemmel olmalı. Vakit geldi. Yürü, gidiyoruz. Zehra. Kadir. Zehra bak telefonu alır almaz sana mesaj attım ha. Annemi bulabildin mi? He? Kadir beni duymuyor musun? Annemi bulabildin mi diyorum.
Ceren Hanım. Hah, Gülün, fermuarımı çeker misin? Tabii. Serkan Bey geldi, sizi yukarıda bekliyor. Evet, diyecek. Kardeşiyle ilgilenmekten kendime vakit ayıramadım. Sen yine de geliyor dersin. Evet. Aa, küpeyi vermemişim. Kadir, beni duymuyor musun? Annemi bulabildin mi diyorum. Bulamadım da bulacağım ama. Güzel gözlü. Emin ol. Kadir. Kadir. Dayanamıyorum, tamam mı? Bak, bu duvarlar üstüme geliyor. Dayanamıyorum artık ben. Saçma sapan bir şeyin içinde kaldım. Zehran bak, sakın kendini belli edecek bir şey yapma, tamam mı? Bak, aklımı sende bırakma, yoksa hiçbir şey yapamam. Anladın mı? Sen bekle, arayacağım ben seni. Hadi. Kadir. Kadir. Küpelerini unutmuşsun. Bak, unutma ki mücevhersiz bir kadın tam hazırlanmış sayılmaz, haberin olsun. Bu arada abin gelmiş ve bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Tamam. Senden birini bulmanı istiyorum. Şermin Şimşek. Annemler nerede? Geliyorlar. Çok güzel olmuş değil mi? Gel. Efendim? Serkan Bey, satılan kolyeyle ilgili aradım. Getirenin ismine ulaştık. Tamam, dinliyorum, söyle. Adı Kadir. Kadir Demir. Tamam, başka? Ne duruyorsun? Yürüsen ya. Niye geldik ki buraya? Az daha sabret.
Anlayacağım. Az daha. Efendim? Kadir? Teşekkür. Sağ ol. Hemen bana gel, atıyorum hemen konumu. Sen kaybolduktan sonra kurdun bu vakfı. Kimsesiz çocuklar için, onlara yardım etmek için. Ama işin aslı ne biliyor musun? Senin yokluğunu onlara yardım ederek gidermeye çalıştım. İçeride şimdi bahçılarımız ve dostlarımız olacak. Her yıl böyle bir gece düzenliyoruz. Hem onlara olan minnetimizi göstermek hem de bağış toplamak için. Serkan, biz bu sene neden basını çağırmadık? Bak kızım. Heyecanlanma. Tamam. Gözünüz aydın Şule Hanım. Onca zaman aradıktan sonra. Evet, çok şükür. Kızıma kavuştum. Yeniden annenin yanında olmana ne kadar sevindim anlatamam. Sağ ol Macide Hanım. Görüşürüz. Hande. Çok güzel görünüyorsun. Daha iyisin değil mi? Ne haber Hande? Alışabildin mi hayatına? Sonunda meşhur Hande ile tanışabildik. Evet. Beril benim Ankara'dan arkadaşım. Yaşadıklarını duydum anneciğim. Aramızda olman beni ne kadar mutlu etti anlatamam. İsterseniz Serkan'ları daha fazla bekletmeyelim. Geçelim. Beril'i davet ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Şule, lütfen başlama yine. Gel. Thank you.
ettin mi? Tam tahmin ettiğimiz gibi baba. Oydu Zehra Yolbaşı. Nerede o zaman? Burada. Gazeteci kızın telefonu. Kim bu? Değerli konuklar, Hande Kurdoğlu Vakfı'nın her yıl düzenlediği bağış gecesine hoş geldiniz. Gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şule Kurdoğlu'nu sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar sevgili dostlar. Vakfımızın düzenlediği bu geceler benim için hep çok anlamlı olmuştur. Fakat bu gecenin bambaşka bir anlamı var. Eminim hepiniz için de öyle olacak. Hande, kızım. Gel canım. Hadi git annem yanına. Hadi. Evet, Hande'miz bulundu. Vakfımıza adını veren kızımız artık bizimle birlikte. Benim ve ailemin karanlık günleri artık sona erdi. Tabii vakfımız karanlıklarda kalmış çocuklarımıza yine umut ışığı olmaya devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Elif. Elif! 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 İyi misin? Çok. Telefonun titremiş olabilir mi yoksa bana mı öyle geldi? Benim telefonum. Kim arayacak ki beni? Ben de anlamadım. Çünkü biz buradayız, Genco burada.
Değil mi? Ben tuvalete gideyim. Anneni görmek istiyorsan gel. Ne oluyor lan burada? Ne dönüyor lan? Alo. Mesaj geldi yine. Aynı numaradan geldi mesaj. Mesaj mı geldi? Annemin olduğu yeri yazmış, benim gitmem lazım. Zehra. Annemin adresini göndermiş Kadir, benim oraya gitmem lazım. Ceren Hanım. Merhaba, içeride bir türlü karşılaşamadık. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Evet, Zehra, benim sana bir şey söylemem lazım. Bak, iyi dinle. Zehra! Zehra! Hande, nasılsın? Kızım. Hande. Hande, iyi misin? Hande, bir şey mi oldu? Bir doktora götürelim mi? Ha? Gerek yok. Yani tabii bunca zamandan sonra, yani kalabalığın içine çıkınca rahatsız oldu. Eve gidelim mi canım? Ben kendim gitmek istiyorum. Siz gelmeyin, ben tek başıma gideyim. Ben bırakırım seni, olur mu? Olur mu canım? Yani kızımdan daha mı kıymetli? Biz de gidelim. Davet nasıl olsa bir şekilde devam eder. Biz de gidelim. Yok anneciğim, bence siz hepiniz kalın. Ben götürürüm Hande'yi. Lütfen. Ben kendim gitmek istiyorum, lütfen. Tamam canım, tamam. Hayır, Kazım götürür. Tamam Serkan. Sen de durduğun yerde. Serkan, bana haber ver. Hadi. Thank you.
Hayırdır? İçeride çay gördüm de demleyeyim dedim. Çay. Demledin. Afiyet olsun. Zehra, aç şu telefonu ya. Allah aşkına aç. Saçma sapan bir şey yapma ya. Allah kahretsin ya. İnşallah çıkmamışsındır o evden daha. Adamları buldum Genco Bey. Bir otelde kalıyorlarmış. Ama bu akşam çıkış yapmışlar. Kaçırdık deme sakın bana. Yok yok, merak etmeyin. Onları otelden alan taksiciyi buldum. Gittikleri yerin adresi var. Ne yapmam istersiniz? Sen hiçbir şey yapma. Bana adresi yolla yeter. Emin misiniz? Evet. Evet eminim. Adresi yolla bana. Tamam. 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 Görüşürüz. Baba sen şu adresi bana bir yaz versene. Değerli konuklar, derneğimizin kurucu başkanı Sayın Şule Kurdoğlu ve Sayın Serkan Kurdoğlu'nu plaket töreni için alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Benim çıkmam lazım. Hayırdır? Müvekkilim aradı, acil çıkmam lazım. İyi geceler. Vakfımızı desteklediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, buyurun. Sağ ol canım. Sağ olun Kerem Bey. Buraya niye geldik diye sorduydun ya. Kızın birazdan buraya gelecek. Gözün aydın Şermin Hanım. Kızına kavuşuyorsun sonunda. Hem de ebedi. Bak, ben sana baştan söyledim. Benim elimden kurtulamazsınız diye. Bak onca alevere, dalevere. Ne oldu? Sonunda benim dediğim oldu. Hadi canım, bakma hele bana, hadi bakma. Kendi düşen ağlamaz. Kendim ettim, kendim buldum.
senin çayın da bir başka oluyor canım. Hadi. Doldur da. Bir çay daha içelim. Hande Hanım, iyisiniz değil mi? Hande Hanım, niye erken geldiniz? Bir şey olmadı ya. Kendimi yorgun hissediyorum. Yukarı çıkacağım. Davet de kötü oldu. Biraz dinlensin. Siz arada bir yoklarsınız. Evdeyim. Allah'ım çok şükür ya. Burada durmayacağım ama gideceğim. Zehra. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Neden? Ya saçmalama, sana oyun oynuyorlar. Görmüyor musun hala ya? Oyun olabilir. Sonuçta annemin yerini biliyorlar. Onu kurtarmak için ufacık da olsa bir şansım var, anladın mı? Ya Zehra bak, Allah'ın aşkına bir dur ya. Bana gitme deme. Zehra bak tamam. Ben o adrese gideceğim. Annenin iyi olup olmadığını öğreneceğim, sana haber vereceğim, tamam mı? Ama sen hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Söz mü? Anlaştık mı? Kadir. Zehra, anlaştık mı? Kadir, ben sana adresi vermedim. Sen nereden biliyorsun annemin yerini? Zehra bak, ben... Kadir. Zehra bak, bir dinle ilk önce beni. Kadir, cevap ver. Nereden biliyorsun annemin yerini? Ne yapıyorsun yine? Bir şey söyle. Zehra bak, bir dinle ilk önce beni. Halacığım. Nereye? Daha yeni geldin. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Defter. Sen bana bir defter vermiştin ya. Ben onu kimseye söylemedim. Sakladım. Sır gibi. Şimdi ben de sana bir sır vereceğim. Sen de onu saklayacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam. Ben gidiyorum. Sırrım bu. Hala? Nereye? Yoksa yine gidip geri gelmeyecek misin? Korkma. Şimdi gidiyorum. Tamam mı? Sırrımı saklarsan, gittiğimi kimseye söylemezsen geri geleceğim alacığım. Tamam mı? Söz. Zehra. Ne işin var senin burada? Dur bak bir saniye bir dinle. Mesajı biliyorsun değil mi?
Sultanahmet'e gel mesajının kimden geldiğini biliyorsun. Ne oluyor? Elif. Gazeteci kız var ya. Ne oldu ki acaba? Neden böyle apar topar geri geldi? Zaten geldiğinden beri bir tuhaf davranıyor. Sence de bir tuhaflık yok mu abla? Sana ne kızım? Böyle abuk subuk konuşacağına git bir bak. Bir şeye ihtiyacı var mıymış? Tamam, bakarım. Hande Hanım. Gülün abla. Mineciğim, sen daha uyumadın mı? Şey, biraz halamla konuştum da. Ben de halana bakmaya gelmiştim. Dur, dur. Kapıyı sakın açma. Şey, halam yattı da çok yorgunmuş. Uyuyacakmış biraz. Dur ya. Hayır, kapıyı açma. Anne yorgunmuş zaten. Uyandırmayalım, yazık. Tamam, peki. Ama bak halam bile yatmış, sen hala ayaktasın. Hadi bakalım yatağına. Gelin abla. Beni sen yatırır mısın? Hem masal da anlatırsın. Of, tamam anlatırım. Hadi gidelim. Başından beri senin kim olduğunu biliyormuş. Yani ne iş çevirdiğini öğrenmek için de anneni bulmuş. Sen de bunların hepsini biliyordun. Ya yemin ederim ben yeni öğrendim ya. Etme yemin. Vallahi yeni öğrendim ya. Yalan söyleme. Ne oluyor, ne yapıyorsun? Ne çeviriyorsun o gazeteciyle? Anlat. Hadi. Zehra, her şey senin için. Vallahi her şey senin için. Benim için değil. Zehra nereye? Zehra nereye? Anneme. Elif, gazeteci kız. Ölmüş kız. Büyük ihtimalle abinle baban yaptı bu işi. Şimdi de seni bekliyorlar orada. Hiçbir yere gidemezsin. Annem orada benim. Annem orada ya. Biz yarın Betül'le Ankara'ya gidiyoruz. Yarınki ihale sana emanet. Siz hiç merak etmeyin Nadir Bey. Bu arada Genco nerede? Kayboldu bir tane. Göremedim onu. Bitti. İşi çıkmış acele. Acele? Neymiş bu kadar acil olan? Bir müvekkili aramış. Gitmem lazım deyip apar topar çıktı gitti işte. Biz de bir şey anlamadık. Ben müsaadenizi isteyeyim. Serkan. Neredesin Genco? Onları buldum Serkan. O adamların nerede olduğunu öğrendim. Oraya gidiyorum. Burası da Zehra. Zehra! Ya Zehra! Zehra! Zehra bak, vallahi aptallık ediyorsun ha. Niye dinlemiyorsun beni Zehra? Zehra, Allah'ın aşkına. Bak böyle yapmanın annene de sana da bir faydası yok kızım ya. Ya niye dinlemiyorsun? Zehra! 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 Açın kapıyı! Zehra! Aç, geldim! Aç! 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 Ya Zehra, Allah'ın aşkına bir dur ya. Ne oluyor? Sen yanlış yere mi getirdin bilerek beni? Ne oluyor? Ya Allah aşkına ben seni niye yanlış yere getireyim ya? Doğru yere getirdim tabii. Niye açmadın o zaman? Ne bileyim ben?
Anneciğim! Bir şey mi oldu? Zehra tamam. Yok, anneme bir şey mi yaptılar? Gelmeyeceğim sandılar, bir şey oldu anne. Aç! 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 Ya Zehra tamam, tamam, tamam. Bak dur be. Ben arka tarafa bir dolanayım tamam mı? Belki girecek bir yer bulurum tamam mı? Hı. Sakin ol ama tamam. Anne! Tamam şşt. Anne! Anne. Ne yazım var ne de gözüm, ne yalan olsun.
olsa tek sözüm, fermanımı yazan çok. Ne doğduğum gün belli, ne de öldüm. Hayat bana çözülmez bir kördüm. Yalandan bile olsa ufacık bir mutluluk, peşinden sürüklenip kim oldum? Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim de. Herkesin bir sır varmış en derinde. Ne yapalım, dünyam bu kadarmış benim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.